Değerli izleyiciler, Geçmişten Geleceğe adlı bu yayınımızda biz geçmişi anlatıyoruz gibi görünse de gerçekte günü ve geleceği gündeme getirmeye çalışıyoruz. O yüzden adı Geçmişten Geleceğe. Anlatırken bazı konuları çok açıkça söylemiyoruz belki ama biz söylerken zaten arif olanlar, yani Cem TV'nin değerli izleyicileri, bizim ne demek istediğimizi biz demesek de anlıyorlar. Yıllardan beri bu yayını sürdürüyoruz. Şimdi ikinci olarak, daha önce birinci yayını yaptık değerli Ayşe Işık Hanım'la. Şimdi ikinci olarak yapacağız. Geçen sefer biraz heyecanlıydı, doğal. Evet. İlk defa böyle bir çalışmaya çıkınca kişilerin dalgalanması. Dalgalanmak sözünü ben heyecanlamak anlamında kullanıyorum. Doğu Türkçelerinden alarak. Doğal. Ama bugün daha rahat. Daha yani rahat. Biz bizeyiz zaten. Evet. Neticede biz ve izleyicilerimizle birlikteyiz. Ayşe Işık Hanım aslında şairdir, yazardır. Eğitimi bu değil. Benim de eğitimim hukuk. Ama konuştuğum konular hukukun da çok dışında konular olabiliyor. Evet, Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi İdari İlimler Fakültesini bitirdikten sonra özel sektörde büyük bir ortaklığın, şirket yerine ben ortaklık diyorum, büyük bir ortaklığın satış, pazarlama koordinatörü, ben koordinatör yerine uyumlaştırıcı sözünü getirdim, Türkiye'de yerleştirmeye çalışıyorum Kazaklardan alarak. Bunları niye yapıyorum? Bir, Atatürk devriminin Türk dil devrimini sürdürmeye çalışıyorum. İki, Türk cumhuriyetlerindeki Türkler ile Türkiye Türkçesi arasındaki benzerlikleri, söz baylığını, söz ortaklığını çoğaltmak için. Evet, ama siz koordinatördünüz. Evet. Evet. Şimdi değerli Ayşe Işık Hanım soracak ve biz onunla birlikte, ben de karşılık verme çabası içinde olacağım, onunla birlikte Türk devrimini konuşacağız. Türk devrimi. Evet değerli izleyiciler. Buyurun. Buyurun Ayşe Işık Hanım. Türk devrimini konuşalım. Evet. Sayın Zeybek, bize hep okulda Atatürk ilke ve inkılapları diye öğretildi. Ama siz hep yapıtlarınızda Türk devrimi diyorsunuz. Evet. Neden Türk devrimi? Evet. Neden Türk devrimi? Evet. Bu doğru bir soru. Ve işin esası burada. Temeli burada. Türk devrimi. Atatürk döneminde Türk devrimi denilirdi, bir. Atatürk döneminden sonra da Atatürk döneminde yaşayanlar Türk devrimi demeyi sürdürdüler. Söz gelimi Yusuf Akçora'nın çok değerli bir bitiği vardır kitabı. Türk devriminin programı. Evet. Bu Kaynak Yayınlarından çıktı. Türk devriminin programı. Neyin programı? Türk devriminin programı. Peki, Yusuf Akçora çok önemli bir kişiliktir ama şimdi uzun uzun onu anlatmaya gerek yok. Belki bir gün onu da konuşuruz. Ya da o dönemin yüce kişiliklerini, o ateşten adamları, Atatürk'ün yanındaki devrimcileri konuşuruz. Ama bugün Türk devrimini konuşacağız. Başka? Yine Atatürk'ün yakınında yetişmiş, onun yetiştirdiği ve profesör doktor olan bir Rafet İnan Hanım var. Çok değerli bir bilgindir. Onun bitiğinin adı ne? Bu da Türk Tarih Kurumu, yani Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Peki ben niye devrim sözcüğünü seçtim? Şimdi Atatürk ilke ve inkılapları sözü sonradan üretildi ve ortaya çıktı. Tabii ki Atatürk ilkeleri denilen, altı okla ifade edilen o kavramların tümünü benimsiyorum, önce onu söyleyeyim. Hiç onlara karşı değilim. Doğru anlatılmak kaydıyla, onların da doğru anlatılması, doğru uygulanması gerekiyor. Yani söz gelimi, işte birileri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemin ediyorlar ama sonradan bakıyorsunuz, kamu görevinde, başbakanlıkta, bakanlıkta, hiç mesela laiklik ilkesine hiç uygun olmayan işler yapıyorlar. Yemin etmişti, ne oldu? Yani Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık. Başka bir de inkılaplar, yani devrimler diyorlar, devrimler. 8 dönüşüm,
çok önemli. 8'i de doğru ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın güvencesi altındalar. Ya onların anayasa aykırı olduğu bile savlanamaz, söylenemez, yani iddia edilemez. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne yargı yoluna başvurulamaz. Yani güvence altına alınmış sözde. Ama sözde. Güvence altına alınamaz ama istediğiniz gibi çiğneyebilirsiniz. Nedir? Onlardan birisi tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki ve işte bir takım ünvanların yasaklanması hakkındaki yasa. Temel devrim yasalarından birisi. Uygulanıyor mu? Hayır. Hayır. Bulamıyor. Ama bundan da başka bir yaklaşımım var benim. Türk devrimi derseniz bu ucu açıktır. Devrim bitmemiş demektir ve bitmemiştir. Devrim tamamlanmamıştır. Ama siz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız deyip insanlara da yemin ettirirseniz, insanların yalan yere yemin etmesine de yol açarsanız milletvekilleri yemin ediyorlar hepsi kalkıp Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Başka yerlerde de yapılıyor bu. Ama sonra da bakıyorsun bağlı değil. Böyle derseniz bu tutuculuk olur. Türk devrimi derseniz bu devrimcilik olur. Bu sürüp gidiyor demektir. Ama Atatürk ilke ve inkılaplarının hepsinin değerini bilip anlatmak tamam. Ama orada biz onların ebedi bekçisiyiz. Niye bekçilik yapıyorsun kardeşim? En azından bahçıvanlık yap. Bekçilik değil yani. Yetiştir, geliştir bunları. Evet. Bitmemiştir. Ya yani devrim bitmemiştir ve devrimin bakış açısıyla sürdürülmelidir ve Türk devrimi hiç bitmez. Yani Türk devriminin temelinde bence, tabii sonra gireceğiz o konulara ama baştan söyleyeyim, Türk devriminin temelinde ki temel kavram, iki temel kavramdır. Bir, Türk ulusçuluğu. İki, akılcılık, bilimcilik. Akılcılık, bilimcilik biter mi? Her gün bilim yeniden geliştiğine göre Türk devrimi de her gün gelişiyor demektir. Yani biz o dönemin bilimine bağlanıp kalırsak, yani Atatürk dönemi, 38 diyelim Atatürk, 38 10 Kasım'da öldü. O dönemin bilimiyle şimdinin bilimi bir mi? Ben bilim derken daha çok müspet bilim denilen, ispat edilir, matematiğin uygulandığı bilimleri kastediyorum. Diğerleri, onlar da bilim. Ama daha çok diyorum, evet. Bitti mi? Yani söz gelimi, kuantum fiziği, kuantum bilimi daha uluslararası kabul görüp yaygınlaşmış değildi. Daha yeni yeni bilimler. Gök bilimde yeni bilgilerimiz var. Yer bilimde yeni bilgilerimiz var. Tarih bilgisinde çok derin bilgilere ulaşabiliyoruz bugün. Dolayısıyla Türk devrimi sözü doğrudur. Atatürk ilke ve inkılapları deyip onların bekçiliği yaklaşımı yanlıştır. Ve ben bunu Atatürk'ten bir sapma olarak görüyorum. Dahası Atatürk kendisine yapılan bir sunuşu, bir öneriyi reddetti. Hayır dedi. Neydi o? Efendim sizin görüşlerinizi doktrin haline getirelim. Gençlerimize, okullarda ve insanlarımıza belletelim, öğretelim. Asla böyle bir şey yapmayın dedi. Sakın ha dedi. Donar kalırız. Yapıldı ve donduk kaldık. Yapmayın dedi. Donar kalırız. Benim yolumdan gidenler akıl ve bilim yolundan gidecekler. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İşte bu kadar. Evet. Gerçek yol gösterici, en hakiki mürşit bilimdir dedi. Atatürk devrimlerinin geliştirilmesini mi isterdi yoksa böyle olduğu gibi bırakmamızı mı isterdi? Yani olduğu gibi bırak, bekçilik yap. Bunu tabii istemedi. Yani evet. Ya da bunu böyle dogma haline getir. Bir de tabii ilginçtir böyle put tapıcılığı gibi devrim ve işte altı sözcüğün ve sekiz dönüşümün putlaştırılması da yanlıştır. Onlar yanlış mı? Onlar doğru, putlaştırması yanlış. Evet. Yani söz gelimi Atatürk devrimlerinden birisi yazı devrimi. Konuşuruz. Hı hı. Sorarsanız konuşuruz. Çok doğruydu, yapılmalıydı, tamam. Ama yarın insan olduğu yeni bir yazı bulursa, çok daha işlek, bütün insanlığın kabul ettiği bir yazı bulursa. Evet. Ya da Türkiye'de ulus bilinci çok gelişip, ya bu bizim Göktürk yazılarımız vardı.
Evet. Onlara dönelim derse. Ya da birileri, ya Türkiye Türkçesinde bir K bir de K sesi vardı. Bu yazı onu karşılamıyor. Dolayısıyla biraz değiştirelim derse ne yapacağız? Yo, dokunma. Dokunmayın. Bekçisiyiz biz mi diyeceğiz? Örneğin kapalı E ve açık E konusunu biraz açabilir misiniz? Evet, kapalı E mesela el. El. E. E. Del. Annem diyorlar evet. Bazı kişiler. Annem. Annem demesi annem, gerekiyor. Evet. Çok yanlış kullanılıyor ama evet. Yanlış kullanılmasında yine kapalı E, açık E ayrımının olmaması buna yol açıyor. Bunu karşılayan bir harf olsaydı alfabemizde. Evet. Daha çocuklara küçükken öğretilseydi, ilkokul çağındayken daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu. Hem K'yi K'yı karşılayan. Evet. O yüzden birileri söz gelimi ekonomi diyecek yerde ekonomi diyorlar. Çünkü öyle de okunabilir yani. Evet. Devlet, yani sunucular bile bakıyorum çok başarılı sunucular bile televizyondan sunuş yaparken işte bayramları anlatırken devlet erkanı diyorlar. Yok de erkan değil erkan. Erkan. Orada ke sesi olmalı. Böyle çok yanlışlar oluyor. Dediğiniz doğru o yapılmalıydı. Yapılmalı. Yapamazsınız niye? Biz devrimlerin ebedi bekçisiyiz. O yüzden ben Atatürk ilke ve inkılapları sözünün çok işletilmesine ve onların bekçiliğini söylenmesini ve bunun böyle bir temel doktrin gibi temel yapılmasının Atatürk'e yapılan en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ten sonra Atatürk'ten sapma olmuştur. Onun sebeplerinden birisi de budur. Evet. Buyurun sor. Türk devriminin tarihi kökenleri nelerdir? Atatürk'ün beslendiği fikri kaynaklar. Evet. Evet. Efendim şunu söyleyelim. Yani Atatürk bu devrimi, bu büyük dönüşümü yaparken bir Türk geçmişini iyi biliyordu. Söz gelimi Orkun yazılarını, Bilge Kağan'ın sözlerini, Türk töresini çok iyi biliyordu. Sizin önünüzde benim Türk'ün töresi var galiba. Ben getirmedim. Bir de evet onu da gösterelim. Kitabın reklamı olmaz. Dolayısıyla yapılmalı yani. Evet bir de orada yine Kutlu Söyle. O da Bilge Kağan'ın söylevi. Günümüz Atatürk, Türkçesini günümüz sadeleştirilmiş şekilde. Ve doğru. Uyarlamışsınız. Doğrultulmuş şekliyle. Evet. Biliyorsunuz. Bir gün onu konuşuruz. Şimdi efendim bir kaynak bu. Çünkü Atatürk evet. Türk'ün geçmişini çok iyi biliyordu. Orkun yazılarını çok çok okuyordu. Yani söz gelimi orada kadına verilen değeri görmesi bile dönemindeki kadınla ilgili durumun düzeltilmesi gerektiğini anlamak bakımından bir kaynaktır. Başka şu. Şimdi Osmanlı aydınları son dönemde yani 20. yüzyılda artık Batı'ya yöneldiler. Yani Arapça, Farsça bilmek yerine Fransızca o dönemin uluslararası dili Batı'da Fransızcaydı. Daha İngilizce değildi yani. İngilizce sonradan oldu. Fransızcaydı. Dolayısıyla birçok aydın gibi Atatürk de Fransızca öğrendi. Fransızca öğrenince Batı'nın aydınlanmacı kaynaklarını okudu. Yani Batı'yı aydınlatan Batı'yı bin yıl süren karanlıktan ve karanlıkçılıktan kurtaran bir devrim vardır. Rönesans'tır, reformdur ve aydınlamadır. Ve bu aydınlamayı getiren filozoflar, yani aydınlığı taşıyanlar vardır. Onların bitiklerini okudu. Batı'nın nasıl karanlıktan kurtulup, gerilikten, gericilikten kurtulup, nasıl aydınlandığını gördü, öğrendi. Okudu, öğrendi. Ve dolayısıyla bu iki kaynaktan hem Türk töresinden hem de Batı aydınlanmasından aldığı kaynaklarla o büyük devrimini yaparken kendisi gibi, kendisi kadar yok, hiç kimse yok. Ya Atatürk kadar bu çok okuyan, bu işleri bilen, bilinç ve kararlı yapmak gerek not alarak diyen okuyor. Not olarak tabii kimse yok ama var birileri. Onun kadar değil ama birileri var. Dolayısıyla onlarla birlikte büyük devrimi, Türk devrimini gerçekleştirdi. Yani kaynağı bu.
Bir de kendi gözlemleri var. Bir de sanırım uluslaşmanın, çağdaşlaşma üzerindeki büyük etkisini gördü Atatürk. Çok güzel, evet, bunu gördü. Yani Batı'yı incelerken şunu gördü. Tabii 1789 Fransız devrimi Avrupa'nın en büyük devrimlerinden birisidir. Ama onun kadar önemli bir başka devrim vardır. O da sanayi devrimidir. Yani Fransız devrimi daha çok siyasi alanda, fikri alanda yapılmış olan, yani etkileri olan bir devrimdir. Ama ekonomik alanda önemli, büyük etki sanayi devrimidir. Atatürk ikisini de öğrenmişti. Dolayısıyla şunu gördü. Avrupa'nın, çünkü dünyanın en ileri toplumu o zaman da Avrupa. O hale gelmiş artık. Bilhassa İngiltere. Avrupa'da gücün kaynağının uluslaşma olduğunu gördü. Yani hangi ulusta ulus bilinci yüksekse o ulus güçlü oluyor. Çağdaş oluyor. Çağdaş oluyor ve başkalarına daha baskın oluyor. Hep öyledir. Yani o atlayarak söyleyeyim, sanayi çağında böyleydi, bilgi çağında da böyledir. Yani yeryüzüne üçüncü büyük devrim olarak tarım devrimi, sanayi devrimi ve bilgi devrimi. Bilgi devrimi getiren ABD, onu hemen arkasından izleyen Almanya, Fransa, İsveç, Japonya. Bunlar yeryüzünün en ulusçu ülkeleridir. Evet. En ulusçu ülkeleridir. Yani Japonlardan bir örnek vereyim. Japonların Vehbi Koç'u derler. Yani evet. Anlatanlar biz iyi anlayalım diye. Yani en büyük iş adamı. Akio Morita. Onun yazdığı bir kitap var. Yani Japon mucizevi kalkınması nasıl oldu? Diyor. İki sözcüğe bağlıyor. Birisi Yamato Damashi. İkincisi Mottainai. Yamato Damashi şu. Japon ruhu. İşte. Japon ruhu diyor bizim o olağanüstü kalkınmamızı sağlayan, güdücü etki yapan temel kavram. İkincisi Mottainai. Mottainai ne? Mottainai da şu. Yani Japonların temel yaklaşımı, yaratıcının yarattığı her nesne, bize verdiği hep armağan kutsaldır. Onları boşa harcamak büyük yazıktır, büyük günahtır. Bak, ya bir yudum suyu boşa harcayamazsın, bir avuç darıyı boşa harcayamazsın. Hani savurganlık karşıtlığı, Mottainai. Yani şimdi söz gelimi, Japonya dünyanın en büyük güçlerinden birisi. O kadar çok cari fazlası oluyor ya, bizim cari açık diyoruz, evet. Ya. Yani ithalatımız, dış alımımız bizim, hele şimdi çok arttı, satışımızdan çok çok fazla. Ne oluyor tabii? Sıkıntı oluyor. Onlarda dış satım alımdan çok çok fazla. Ters. O yüzden Japonlar kendi yurttaşlarına diyorlar ki gidin, gezin, para harcayın. Yani işte Türkiye'ye gelirler, Kapadokya'ya daha çok gelirler, orayı gezin. Kapadokya'ya git, yani Kapadokya diyorum, Nevşehir'e, Peribacaları falan. Oraya gittiğiniz zaman en çok Japon gezginler vardır. Ben de onları görünce hemen giderim. Mottainai, Yamato Damashi derim. Başka Japonca bildiğim söz. Aa bir alkış falan. Sorarlar nereden biliyorsunuz? Okudum biliyorum ama bu kavramlar önemli. Almanya. Ulusçulukta çok ileri gitmiş. Sadece çağdaşlaşmayı değil, ekonomik yönden de tabii etkisi olmuş uluslaşma. Ekonomiye faydası oluyor. Yani Alman. Bizim mesela, de çıkış yolumuz bu sayın çıkış bakalım. Çıkış yolu bu. Ama uluslaşmak boş boş böbürlenmek değil. Övüneceğimiz yerlere övünelim ama uygulayalım. Ne demek uygulama? Şu demek. Söz gelin bir Alman geldi bizim Bayburt'a. Orada bir eczacı bizim büyüğümüz anlattı. Alman geliyor gezgin. Başım ağrıyor, aspirin istiyor. Çıkardım dedi, Fransız aspirini aldı, verdim. Yok demiş, ben Almanım, Alman aspirini isterim. İşte. Demiş ki aynı, ikisi de kimya açısından aynı. Evet. İşte bir asit filan. Ya o ayrı demiş, ben Almanım demiş. Alman aspirini isterim demiş. Fransızca'da, Fransa'da Jacques Lang diye bir adam, Fransızlar kültürlerine çok önem verirler. Jacques Lang diye bir kültür bakanı vardı. Ben de onunla tanıştım ve işbirliği yaptım. Amerikan sinemasına karşı
Avrupa sinemasını korumak için Örümaj diye bir şey koymuş. Türkiye'yi de oraya üye yaptım. Oradan Türk sinemasına da çok para geldi. Ben 1 milyon frank verdim. Bakanlık bütçesinden, bütçeden değil de döner sermayeden verdim. Ama milyonlarca lira Türkiye sinemacılarımıza sağladım filan, o ayrı. Hı hı. Ama Jacques Lang bir yasa çıkardı. Şöyle yasa, diyor ki Fransa'da 12 yılda bakanlık yaptı. Fransa'da resmi yazışmalarda Fransızcası olan bir sözcük yerine yabancı bir sözcük kullanmak yasaktır. Fransa'da eğer uluslararası marka değilse dükkanların vitrinlerinde, başlıklarında, adlarında Fransızca olmayan bir sözün kullanılması yasaktır. Ya Türkler ya. Bizim de ihtiyacımız bu. Ya Türkler, ya geçen işte bir yere gittik. Burada karşı tarafta bir konuşma yapıyorum. İlk sözüm şu oldu. Şu pencereden bir bakın. Burası Türkiye mi diye. Ya bir cadde üzerinde bir tek Türkçe maalesef sözcük yok. Tamamı yabancı sözcük. Bu ne ya? Marka yapıyor, yabancı sözlükten yapıyor. Şimdi söylemeyeyim. Ticari kurallara aykırı olur. Niye yabancı sözlük yapıyorsun kardeşim? Restoran. Ya aş evi de, yemek evi de. İtalya'dan lokanta almıştık, onu bıraktık. Şimdi her türlü restoran. Restaurant. Bilmem ne filan. Niye? Ya aş evi de. Neyse bu bahis çok uzun. Gireriz ona belki ileride gelecek. Ona da gireriz ama şöyle söyleyeyim. Hangi ulusçuysa, ulusçu olmak için illa milliyetçilik, ulusçuluk, ulusalcılık diye söylemeye lüzum yok. Uyguluyorsan söylemeye gerek zaten yok. Uygulayacaksın onu. Hayata, dirliğe uygulayacaksın. Evet. Yani vaktiyle bizim bir cumhurbaşkanımız vardı, Sezer. Ahmet Necdet Sezer. Bir doğru söz söyledi. Dedi ki ben dedi yerin malı haftalarını özlüyorum dedi çocukluğumuzdaki. Bizim çok meşhur büyük bir yazar da ona o kafa diye çattı. O kafa. Yani geri buluyor Cumhurbaşkanımız sözünü. O günlerde ben uçakta Muammer Hayrettin Karaca ile yan yanayım. Uçakta gidiyoruz Ankara'ya. Hayrettin Karaca çok gerçek bir milliyetçidir. Yani sözün gerçek anlamıyla. Önce hostesler dediler ne içersiniz? Ne var dedi. Sayıyorlar. Ayran yok mu dedi. Yok dedi. Başladı bağırmaya. Hey dedi Türk Hava Yolları ayran vermiyor filan. Şimdi veriyor. Sonra dedi mahsus yapıyorum dedi. Sonra bana bir yazı verdi. Yazı şöyle. Amerika'da en çok etkili olan ve devletten destek alan bir gönüllü kuruluş var. Adı ey Amerikalılar, Amerika malı kullanın. Evet şöyle diyorlar. Ey Amerikan yurttaşları diyorlar. Amerikan malı kullanmazsanız bizim şirketler para kazanmaz. Bizim şirketler para kazanmayınca devlete yeterli vergi vermezler. Onlar yeterli vergi vermezlerse size işte yollar, şunlar, okullar falan yapılamaz. O yüzden Amerikan yurttaşı Amerikan malı kullansın. Ben de onu gazetede yazıyordum. Ben de olduğu gibi yayınladım. Ne demek o kafa? Yani milliyetçilik bu demektir. Yerli malı kullanacağız. Atatürk döneminde bu işlere o yüzden çok önem veriliyordu. Evet. Evet. Bir de Türk devriminde bilimi sormak istiyorum ben size Sayın Bakanım. Hani meyve ağaçtan sonra gelir ama ağaçtan maksat meyvedir dedikleri gibi. Atatürk'ün de Türk devrimindeki amacı akıl ve bilimdir diyebilir miyiz? Evet. Evet. Diyebiliriz. Yani esası budur. Ulusçuluğu söyledik tamam. Bir kanadımız ulusçuluk. Budunculuk. Hadi yaygın tabirle milliyetçilik. Bir kanat akıl ve bilim. Yani Atatürk devriminin ruhu akıl ve bilimdir. Çünkü Atatürk hem Batı'ya yaptığı incelemeler, okumalar, işte 4000'den çok kitap okuyan bir adam. 3997'sini bizim Recep Cengiz, bizim diyorum çok seviyorum Recep Cengiz'i. Emekli bir subay, şu anda da Kemal Bey'in danışmanlarından. Emekli olduktan sonra danışmanlık yapıyor. Yani Kemal Bey dediğim Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisi de Eskişehir'in Bektaşi kökenli bir arkadaşımız.
Bektaşi kökenli olduğu için de bilim bilincinde olan bir arkadaşımız. Doğal. O evet. Çok güzel tarihi bir iş yaptı. Ve Atatürk'ün okuduğu kitapları, 3997 kitabı bir kurula inceletip 24 cilt halinde yayınladı. Hı hı. Bu ciltlerde Atatürk'ün kapaklar, bir de Atatürk'ün ilgilendiği yerlerin resimleri var. İşte yazı yazmış, şiir yazmış, doğru demiş, yanlış demiş filan. Ama okuduğu sözlükler filan. Ben sordum, dedi ki söz gelimi Yakut Türkçesi sözlüğünün dedi bütün ilgilendiği betlerini, yani sayfalarını yazsaydık bir cilt olurdu zaten dedi. Biz seçerek koyuyoruz dedi filan. 24 cilt. Şimdi dolayısıyla Atatürk bilgin. Bilgin. Bilgin olduğu için de Batı'nın nasıl uyandığını görüyor bir. İki, Osmanlı'nın, Timurlu'nun, Türk devletlerinin nasıl çöktüğünü görüyor. Evet. Çok açık söyleyeyim. Sorunuzun cevabı. Osmanlı'nın da, Babürlü'nün de, Memlüklü'nün de, efendim Babürlü'nün de çöküşünün sebebi devletin akıl ve bilimden uzaklaşması ve yerine Arap şeriatını getirip burada ne yazıyorsa bu doğrudur, bunu uygulayacağız demesi, bunun sonucunda da akıl ve bilimin, bilimlerin yasaklanmasıdır. Bilimler yasaklandı. Buraya gelince ben kendimi tutamıyorum ve hakikaten dalgalanıyorum yani. Dulkunlanıyorum, heyecanlanıyorum. Evet. Ya Osmanlı niye çöktü ya? Osmanlı başlangıcından Sultan Süleyman'a, Sultan Selim başlattı ama Sultan Süleyman zamanında ortaya çıktı. Başlangıcından Sultan Süleyman'a kadar devlette akıl ve bilim uygulanıyordu. Mekteplerde felsefe ve akıl bilimleri de öğretiliyordu öncelikle. Sonra Ebu Suud denilen yobazın, şimdi Ebu Suud'a yobaz dedim diye beni mahkemeye verir misiniz? Verin. Verin, gelirim mahkemede de Ebu Suud yobazdır. Ebu Suud Osmanlı'yı batıran zihniyetin temsilcisidir. Bugün de Ebu Suud dini anlatılıyor diye deyip duruyorum. Evet. Ebu Suud bir yobazdır. Kim Ebu Suud? Arap Müslümanlığını getirip evet. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Müslümanlığını dışlayan ve onları da kafir ilan eden, Yunus'u okuyanlar kafirdir, öldürülmeleri gerekir. Mansur'u sevenler kafirdir, öldürülmeleri gerekir. Aleviler kafirdir, öldürülmeleri gerekir diyen adam. Osmanlı ocağını batıran adam, tamam. Ama konumuz, sorunuzla ilgisi şu. Evet. Onun etkisiyle Sultan Süleyman okullardan felsefeyi ve akıl bilimlerini kaldırdı medreselerde. Ondan sonra medreselerde sadece laklakiyat öğret. Efendim bilim dedikleri usulü tefsir, yani Arap şeriatı öğretildi. Hı hı. Arap şeriatı, bak Arap dini öğretildi. Devletin dini oldu. Din de bozuldu, devlet de çöktü. Bunu ben söylemiyorum. Kendi bunu, dinlerini devletleştirdiler. Din devletleşti, devlet de bozuldu, din de, evet. Din de bozuldu. Nasıl din bozuldu? Yani bunu Sultan Süleyman yaptı. Evet. Sultan Süleyman öyle diyor. Katip Çelebi, Mizanül Hak, Fihtiral Hak adlı eserinde diyor ki, Ulu Osmanlı Devleti'nde başından başlayarak Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar okullarda akıl bilimleri, felsefe okutulurken bazı müftüler etkisiyle kaldırıldı. Çöküş bazı başladı. Müftü diye bu Suud. Evet. Kaldırıldı. Çöküş başladı. İşte. Şimdi bunu gördüğü, bunu biliyor Atatürk. Evet. Onun için devletin temeline Atatürk devlet döneminde Türkiye devleti, Türkiye Cumhuriyeti sadece akıl ve bilimle yönetildi. Okullarda din dersi falan da yoktu. Okullarda din dersi olması da akla ve bilime aykırıdır. Ne demek din dersi kardeşim? Bugün okullarda zorunlu din dersi var. Kenan Evren de bunu zorunlu hale getirdi. Zorunlu, zorunsuz okullarda, devlet okullarında ve devletin denetimindeki okullarda din dersi olmamalıdır. Niye? Çünkü siz bir taraftan bilim, insan aklının ürettiği bilimi anlatıyorsunuz. Evet. Orada Darwin anlatılıyor. Bir taraftan da onun mecazi olduğunu bile söylemeden insanlar Adem'le Havva'dan doğmuşlardır diye din dersinde
bu sefer anlatıyorsun, dayatıyorsunuz ama, dayatıyorsunuz. Çocuk da diyor ki ya bu nasıl oluyor Adem'le Havva? Bunların çocuklar ensest ilişkiye mi girdiler? Soruyor bunlar çocuklar. Soruyorlar. Yani yapmak istediğinizin tersi oluyor. Çocuklar onu görünce de dinden çıkıyorlar filan. Amerika'da bakınız, onu hep söylüyorum. Ben Amerika'yı beğenmem, beğendirim sevmem. Çünkü Amerika size bir şey istiyorsa bu kendisinin yararına, sizin zararınızadır. Onun için yapmayın ama yaptığını yapın. Amerika'da okullarda din dersi yasaktır, bilim öğretilir. Evangelist akım var orada, çok gelişti. %40 falan olmuşlar şimdi. Bush'un da inandığı bir mezhep bu evangelistler, müjdeciler. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye insanlığın başını belaya sokan filan bir akım o. Onlar başvurdular devlet, Amerikan devletine. Dediler ki, ya tamam Darwin'i anlatın, evrimi anlatın ama bunun yanında bizim yaratılış teorimiz var. Onu da anlatın. Yaratılış teorisi yani Tevrat'ta anlatılan teori. Hani işte Allah önce Adem'i yarattı, sonra onun uyurken kaburga kemiğinden alıp eşini yarattı. Sonra orayı etle kapladı. Ondan çocuklar oldu filan. Bu anlatılıyor. Ama akıllı adamlar diyorlar ki bunlar metafordur. Evet. Adem erkekliği, eşi de dişiliği temsil eder. Yaratılış budur. Ha bu sefer tamam ama öyle anlatmıyorlar ki. Bu sanki gerçekmiş gibi. E o zaman bir de Tevrat'ta hesaplanıyor. Yani Adem'in, insanoğlunun tarihi 6000'den biraz çok oluyor. Küsur diyorlar ya 6000'den çok. E ama çocuk bakıyor ki öyle 150 değil. Bin yıllık homo sapiens. 150 bin homo sapiens. Evet. Sapiens. Yani akıllı insan. Sonra dik duran insan var. Erectus. Evet. Sonra Neandertal. O 1 milyon yıl önce. 1 milyon yıl. Evet. Yani okulda. Örtüşmüyor. Ha. Diyor, dedi ki yüksek mahkeme. Hayır dedi. Öyle bir bilimlik kuram yoktur. O bir inançtır. Mabetlerde anlatılır. Doğrusu bu. Doğrusu bu ama bizde öyle değil ki. Bizde sanki bunlar olduğu gibi yalın gerçekmiş gibi anlatılır. Osmanlı'da ise iş o hale geldi ki Sultan Süleyman'la başlayarak Ebu Suud ilk gerçek Şeyhülislam'dır. İlk. Evet. Ondan önce işte Şeyhülislam denilen biri Zembilli Ali Efendi var. Hı. Yavuz'un kafası hala bozulmamış filan. Zembilli devlet işlerine karışmaya kalktı. Sultan Selim dedi ki dur efendi bu din işi değil. Bu devlet işi ben aklımla yönetirim. Sen din işlerinde konuş. Bu laiklik. Ama Süleyman, oğlu Süleyman, ama onun yüzünden oğlu Süleyman bozuldu. Evet. Çünkü o Mısır'dan hilafeti ve Arap alimlerini getirdi, bozdu. Yani bozan Yavuz Selim'dir ama o bozukluk Süleyman zamanında ortaya çıktı. Evet. Akıl ve bilimden uzaklaştığı için devlet battı, halk geriledi. O yüzden Atatürk devriminin en önemli kuralı yeniden aklı ve bilimi egemen yapan bir devlet kurmaktır. Evet. Evet. Şimdi bununla bağlantılı olarak yine evet. Sizin anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla yaratıcı düşüncenin önüne set çekiyor. Hem kendi dilinde konuşmamak, yani uluslaşmamak, Türk devrimi olmaması, tam tersine diyorlar ki düşünce setlerimizi yok etti diyorlar. Dil devrimi bazı kişiler. Evet. Bu konuyu biraz açar mısınız? Evet. Atatürk onların, neden dil devrimine gereksinim duydu? Evet. Onların ya bu diyenlerin düşünce setlerini yok etmiştir yani. İyi ki de yok etti yani. Onların düşünce kalıplarını yok etti. Onların düşünce kalıpları ocağımızı batırdı. Evet. Onlar ne diyorlar? İşte onların en sivri dillerinden birisi olan Fesli Kadir evet. Ne dedi? Yani keşke Yunanlılar yenseydi de hilafeti ve şeyi korusaydık. Bağnazlık devam etseydi. Medreselerimizi korusaydık dedi. Hilafet, medrese. Şimdi yakınlarda ölen bir Nakşibendi şeyhi var. Hani şu 6 yaşındaki Mahmut Usta Osman'ı evlendiren. Evet. Onun da YouTube'da var işte. Diyor kızlarınızı okutmayın diyor. Evet. Kızlarınızı okutmayın. Sonra soruyor. Erkekleriniz, erkekler okusun ama diyor bu okullarda diyor doğru söyleyin. Kendi okumamış ya. Herhalde ilkokul mezunu. Doğru söyleyin diyor. Buralarda kafirlik var mı diyor. Birisi demiş ki var her sayfasında 70 kafirlik var. Yani devletin okullarında okutulan bilim derslerinin o
okutulan bilim dersleri iyi mi? O ayrı ama neticede bilim. Okutulan sonra fizik, kimya bunlar bilim tabii, bunlar atılıyor. Nasıl yani 70 sayfa, bir sayfada 70 tane kafirlik oluyor. Ve o da diyor ki medreselerimizi açmalıyız diyor. Medrese. Hangi medreseleri? Akıl ve bilim derslerinin olmadığı, sadece din derslerinin olduğu medreseleri istiyor. Çocuklarınızı ona gönderin diyor. Evet. Yani biz hep şeye takıldık haklı olarak, toplum olarak. 6 yaşındaki kız çocuğu evlendirilir mi? Bu cinayettir, rezalettir dedik. Doğru. Doğru. Ama başka doğrular da var orada. Açın onları da. Yani burada hadi bu neticede işin başındaki kişi değil. Ama işin başındaki kişi de diyor ki kız çocuklarınızı okutmayın. Niye? Çünkü orada bilim var. Erkekler için de medreseleri bekleyin filan diyor yani. Medrese ocağımızı batırmıştır. Ha peki dil. Dile gelince Osmanlıca, bu Sultan Süleyman'dan sonra oldu biliyor musunuz? Yani Sultan Süleyman'a kadar aydınların, okumuşların devletin diliyle Türkçeydi devletin dili Osmanlı. Hep Türkçedir. Bu arada onu söyleyeyim. Ama Sultan Süleyman'dan sonraki Türkçe'ye Türkçe demek için 40 tane tanık lazım. Öyle bir Türkçe yani. Yani öyle bir hale geldi, dil öylesine değişti ki içinde tek tük Türkçe sözler var, gerisi Farsça, Arapça. O dili sadece kendilerini Osmanlı diyenler anlardı. Halk anlamazdı. Üstelik Arap anlamaz, Fars anlamaz, Türk anlamaz. E bu ne? Uyduruk bir dil. Efendim bilim, ne bilim? Bu dille hangi bilimli kitap yazıldı kardeşim? Yani, tam da onu söylemek istedim. Hangi kitap? Söyleyin bakalım. Bu dille hangi kitap yazıldı? Bilim yok ki. Dil devriminden kasıt aslında bilimde ilerleme kaydetmek. Elbette. Yani bu dille zaten bilim yapılamıyordu. Bu sizin Osmanlıca dediğiniz. Evet. Sultan Süleyman'ın yani dini değiştirdi, dili de değiştirdi. O dil ile bilim de yapılmadı ki. Evet. Ne var ya, o dille yazılmış fizik, kimya, matematik kitabı mı var? Evet. O dille. 3-5 tane işte sosyal bilim, tarih falan varsa da o da zaten Batı tarihçiliği öğrenildikten sonra. Geometri oldu. Kitabını getirmişsiniz Atatürk, Sayın Bakanım. Geometri kitabı yazdı. Türk Atatürk devrimi bilgin ya. Geometri amacı. Bak Atatürk bilgindir. Evet. Ve Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kişi, başka kitapları da var. Bizim yani, bilim yapmamızı istedim. Medeni ilişkiler diye kitabı var. Evet. Tarihle ilgili, askerlikle ilgili kitapları var. Ve geometri kitabı yazdı. Büyük bir deha. Ve geometri söz deyimlerini Türkçeleştirdi. Zaviyetü, kadriyetü, bitturuyordu filan yerine dik açı dedi çıktı. Evet. Eşkenar açı dedi çıktı. Türkçeleştirdi. Evet yani. Yaparak gösterdi yaparak atımız bize. Dil devrimi, evet. Dil devrimi. Türkçenin bilim dili yeniden Kutadgübilik'teki gibi olmasın. Yeniden bilim dili olmasının yolunu açmıştır. Dil devrimi. Tabii de harf devrimi var bu arada. Evet. Evet. Onu da biraz girelim açabilirseniz. Tabii bir su içeyim. Tamam. Efendim, Türklerin kendi yazıları vardı, siz çok iyi biliyorsunuz. Bunlara biz Orkun yazıları diyoruz. Türkçenin bütün seslerini anlatabilen yazılardı onlar. Çünkü Türkçe'de birçok değişik sesler vardır. İşte evet. K var, G var, K var, G var, K var. Yani hepsinin karşılığı olan harfler vardı Türkçe'de. Çünkü Türkçenin ürettiği, Arap yazısı ise Arapçanın, Arapların ürettiği bir yazı. Araplar için doğru bir yazı. Çünkü söz gelimi Arapça'da 3 tane S var. Bir sümme, peltekse. Sümme redetnahu dediği zaman sümme diyemezsiniz. Sümme de diyemezsiniz. Ya sümme, peltek diyeceksiniz. Dilim dönmüyor hatta. Benim de çok dönmüyor. Hele ayınları hiç söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Biraz Arapça öğreneyim dedim. Efendim ayınları bir türlü çatlatamadım filan. Şimdi biz mesela Ali diyoruz. Ali yani bizim ben çok severim İmam Ali'yi. Efendim onunla ilgili yazdığım bir şeyler çıkacak. Her neyse ama onun adı, o Türkçedeki adı Ali'dir. Arapçadaki adı Ali değildir. Ali. Evet. Becerebildin mi? Biraz. Biraz. Ali yani boğazdan böyle ayn.
Yani orada bir ay var, bir de a var. Biz onu Ali yaptık. Hiç öyle zorlamayız kendimizi. Evet. Türkleştirdik İmam Ali'yi yani. Evet. Ali yaptık. İyi ettik. Doğru yaptık. Evet. Bu harfler yine Arapçada 3 z var. Z var. Z. O için, o yüzden z'yı böyle şöyle ve bir noktayla böyle çizdim havaya ve yazdım. Ya yani yazarım, okurum bu arada. Gitmiştim ben de ilkokul döneminde. Gittim, biliyorum. Evet. Ben daha çok şey eski yazı işte okudum, kitaplar okudum falan. Kolay da yani. Çalışırsanız öğreniyorsunuz. Neyse. Şimdi ama kolay da okumak sıkıntılı. Sıkıntılı. Yani Arapça için uygun. Arapçada 3 tane Z var. Z var. Z var. Peltek Z. Z var. Bir de Z. O yüzden mesela veled daallin derken kimileri veled zaallin haline getirirler. Çünkü o dede değil Z dede. İkisi arası bir sestir ama Türkçe mesela kadı da kadı yapmış. Kadının yaptığı şey ise kaza demiş. Kaza, yargı yani. Evet. Kaza, orada Z yapmış, orada D yapmış. Hı. Türkçe böyle kendine göre yapmış filan. Ama Osmanlıca'da şimdi bunlar... onun dışında çok sevdiğim bir örnek vardır. Mesela eski yazı bilenler için söyleyeyim. Şuraya yazayım. Osmanlıca'da mesela un yazamazsınız, un. Un yazama iyice belirgin hale getireyim. Şöyle etrafını kalınlaştırayım ki kameradan görünsün. Evet. Bu elif. Evet. Bu da nun. Osmanlıca yazmak için bunu yazdınız. Ama bu un okunabilir. On okunabilir. Ün okunabilir. İn okunabilir. Kur'an'da bunu zamanla sonradan çözümlemek için harekeler icat edildi. Esre, ötre. Ama Osmanlıca'da hareke yoktur. Evet. Kullanılmaz. Çünkü o harekede koyarsan o zaman iyice zorlaşır. Zorlaşır. Evet. Dolayısıyla un yazılamayacağı için Osmanlı Türkçesinde, Osmanlıca'da un kelimesi atıldı, yerine Arapçası kondu. Türkçeyi de bozdular yani. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim de, 1000 yıl Türkiye zulmetmiştir Arap yazısı. 1000 yıl. 1000 yıl Türkiye zulmetmiştir. 1000 yıl. O yüzden de Cumhuriyet kurulduğu zaman okur yazar oranı öyle 7,5 filan. İngilizce 2,5. %2,5 okur yazar. Onların da bir kısmı zaten ya şeyler yani bu azınlıklar filan yani. Evet. Onlar kendi dillerinden daha çok okuma yazma biliyorlar. Çok ilginçtir bir gülünç çizgi gördüm. Yani karikatür. Evet. Gülünç çizgi gördüm Osmanlı zamanında. İki çocuk, birisi Türk kızı, birisi Rum kızı. Rum kızı okula gidiyor, Türk kızı kocaya gidiyor. Acı ha. Tablo. Evet. Zaten kızların okuma yazma öğrenmesini o kadar bilinç bozulmuş ki halkta da bozuldu bilinç yani. Halkın bilincini de düzeltti, düzeltmeye çalıştı. O kadar bozulmuş ki kız çocuklarını okula gönderirsek yavuklularına mektup yazarlar. Tehlike. Ya yavuklusuna mektup yazsa ne olur, yazmasa ne olur. Böyle düşünenler vardı. Kızları okula göndermek için çok uğraştı Türkiye Cumhuriyeti. Hatta zorlamalar falan getirildi. Yani gelsin öğrensinler falan diye ilk zamanlar. Şimdi öyle değil. Şimdi neticede o iş çözümlendi. Kızlar da okuyorlar ama yani Nakşibendi tarikatının bir büyük akımının lideri olan kişi Hazretleri diyor ki kız çocuklarını okula göndermeyin diyor. Neyse şimdi ki azınlıktalar onlar. Dilerim şöyledir. İnşallah. Dilerim. Umarım. Türkçe, umarım. Dilerim ki öyledir. Şimdi efendim bir örnek daha vermek istiyorum. İyice anlaşılsın diyesiniz olursa. Şimdi bir yani iş ne hale geliyor? Bir defa çok örnekleri var. Yani diyelim ki sadrazam bir sunuşta bulunuyor. Arz padişah. Padişah bakıyor, üstüne bir şeyler yazıyor. El yazısıyla, eski yazı, Osmanlı zamanı. Sadrazam onu yanlış okuyor.
Tersine okuyor yani. Hı. Çünkü yazan ancak okuyabilir çoğunlukla bu. Hele evet. El yazısı çok zordur yani. O işin uzmanları var şimdi, özel yetişen. Şimdi benim son dönemde okuduğum bir kitap, Türk Tarihinden Gerçekler diye, böyle bilginler falan oturmuşlar, konuşuyorlar. Sonra da o konuşmaları yazıya dökülmüş ve yayınlandı. Ben de okuyorum. Şimdi çok meşhur profesörlerden birisi, tarih profesörü, adını vermeyeceğim. Yanılabilir yani, eleştirmiyorum. Yazı yanlış, o adam yanlış değil, yazı evet. Yanlış. Bilmeyebilir yani. O yüzden adını da vermiyorum. Diyor ki, Orhan zamanıyla ilgili bir vesika okudum. Orada diyor ki, Orhan, yani Orhan dediği işte Otman'ın oğlu, onun adı Otman'dır. Bursa'da sonra türbesi. Osman yapıldı. Orhan Osman Gazi. Osman oğulları dendi. Onun adı Otman'dır aslında. Neyse, Ertuğrul, Otman, Orhan. Sonradan Osman yapıldı. Diyor ki, yani Bizans yazıcıları, Fatih dönemi yazıcıları, Fatih'in dedelerini anlatırken onun Otman olarak söylüyorlar. Türkçe. Osman'ı. Tabii Otman. Neyse. Orhan. Diyor ki Orhan zamanında Orhan bey olunca, beyliğe gelince şölen yapılıyor ya, bu şölene develi obalardan, yani deve besleyen obalardan, Türkmen obalarından çok miktarda kumaron getirildi. Ne demekmiş? Ron. Evet, ne demekmiş? Hoca da anlamamış kumaronu. Çünkü eski yazıdan kumaron diye okuyor. Bu olsa olsa kımızdır diyor. Olsa olsa. Kımızı da içki zannediyor. Kımız içki değildir bu arada, onu söyleyeyim. Hiç kımız içtiniz mi? İçtim. İçki midir kımız? Kırgızistan'da ya? İçtim. Ayran gibi bir şeydir yani. Kefir gibi geldi bana. Kefir gibi. Ekşi. Ekşidir, evet. Yüzünüzü niye ekşittiniz? Poşlanmadım fazla. Alışkın değiliz çünkü. Ben bir gün Özbekistan'da oturduk. Bir sürahi var. Karşımda Nazlı Rıcak var. Süleyman Demirel'in gezisi. Ben bir sürahi kımızı bitirdim. Onun da önüne koymuşlar. Bir yudum alıyor, yüzünü buruşturuyor falan. Sonra bana dedi ki, ya Sayın Bakan dedi, siz dedi bu kımızı dedi ideolojik olarak seviyorsunuz herhalde. Olabilir. Dedi. Olabilir. 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 Hiç güzel değil dedi. Tabii zevk meselesi. Böyle bir de anı anlatmış oldum. Evet. Evet. Bir ara verelim, sonra bu örneği vereyim. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, şöyle bir örnek veriyordum. Bir profesör ya diyor ki, Orhan zamanında Orhan bey, bey olunca develi obalardan çok miktarda kumaron getirildi. Son onun da ne olduğunu bilmiyor, kımız diyor. Ve buradan hüküm çıkarıyor. Diyor ki, demek ki Osmanlılar içki içiyorlardı. Osmanlılar içki içiyorlardı, o ayrı da. Sonuna kadar da hep içtiler yani. Kanuni içmiyor muydu sanki yani? Bakmayın siz, o hepsi içiyor. Abdülhamit içmiyor muydu? Hepsi içiyordu. Neyse, ama buradan o çıkar mı? Kumaronu da anlamamış, kımız zannetmiş. Şimdi kumaronu anlamaması doğal. Çünkü bilmediğiniz bir sözcüğü bu eski yazıyla okuyamazsınız, anlayamazsınız. Biliyorsanız benzetirsiniz. Gözünüz de alışır, artık benzetirsiniz. Ama bilmiyorsanız anlayamazsınız. Yani mesela İngilizce yazılamaz. Hiçbir şekilde eski yazıyla. Almanca yazılamaz. Hatta Farsça bile bilmiyorsanız yazamaz. Farsça bilmeniz gerekir. Şimdi bilmem okunacak mı, şöyle büyük bir şekilde gösterilirse. Kumaron. Altta da Arapça yazı. Evet. Şimdi burada hoca okurken bir kaf görüyor. Kaf. Eski yazı kitapta okuyor. Yani belge, belge. Bir mim görüyor. Bir elif görüyor. Bir re görüyor. Bir de nun görüyor. Şimdi bu kumaron diye okunabilir mi? Okunabilir. Kamaron diye okunabilir mi? Okunabilir. Peki gerçek ne? Gerçek bu kımran. Ben görsem kımran derdim buna. Niye? Çünkü kımranın ne olduğunu ben biliyorum. Hoca bilmiyor. Ama hocanın bir günahı yok. İki günah var. Bir,
bu yazı Türkçe herhangi bir sözcüğü söyleyemiyor ki hocaya kımran ikram etmemişiz. Kımran deve sütü demektir. Zaten develi obalardan diye başladığına göre kımran. Ama Türkiye'de develi obalar falan kalmadığı için bilmiyorum yörükler falan kımran diyorlar. Sarı keçili yörükleri falan. Belki onlar o, diyorlardır. Birazcık var. Kımran deve sütünden yapılan bir çiçektir. Nasıl at sütünden kımız yapılıyorsa deve sütünden de kımran yapılır. Daha da ilginçtir. Kımrana şubat da derler Kazaklar mesela. İlginç olan şu. Develer şubat ayında doğururlar. Belki şubat ayı da oradan geliyor. Büyük olurlukla. Evet, yani şöyle, bu harfler Türk diline ve Türk'e bir eziyetti. Bundan kurtularak yeni Türk harflerinin alınması çok doğru olmuştur. Ondan sonra yavaş yavaş, sonra hızlanan bir biçimde okur yazarlık oranı yükselmiştir. Bugün artık böyle bir sıkıntı kalmamıştır. Çünkü bu harfler eksikleri olsa da Türk seslerini anlatmak için en uygun harflerdir. Çok doğru. Evet, buyurun sor. Şimdi Sayın Bakanım, Atatürk'ün Türk tarih tezine girelim istiyorum biraz da, evet, sizin de. Tabii. Atatürk'ün Türk tarih tezi çok önemlidir. Bu tarih tezini bu kadar çok kitap okuyan binlerce, ne dedik? 3.997 kitap okudu. Bunların önemli bir kısmı tarih. Türkçe ne bulduysa çeviri ve başkaları okudu. Fransızca okudu. İslam tarihini de okuyor. İslam tarihini de okuyor. Batıyı da okuyor. Batıyı da okuyor. Asya'yı da okuyor. Evet. Hepsini. Ne bulduysa ciddi olarak okumuş. Ve tarih üzerinde Jamie Churchward'ı da okumuş mesela. Hemen çevirttirmiş, getirmiş adamın 4 kitabını getirtmiş, Türkçe'ye çevirtmiş. Muktasıyla. Muygarlığıyla onu da okumuş. Muygarlığıyla da tarih tezinin karşılaştırmasını yapıyor filan ve eleştiriyor kendi tezi açısından. Atatürk'ün tarih kuramı şöyle. Bu tarih kuramı hem Atatürk'ün inandığı, benim de inandığım ve savunduğum, hem de döneminde uluslaşma, ulus bilincini meydana getirmek için okullarda okutulmasının uygun görüldüğü yaklaşımıyla ortaya konmuş bir kuramdır. Bağlantılı. Atatürk tabii ki bağlantılı. Atatürk bunu koydu ve okullarda okutulsun dedi. Ders kitaplarında da kondu. Türk tarihinin ana hatları adıyla. Türk devrimini tamamlamak için. Evet. Tarih devrimidir bu. Evet. Niye? Çünkü Osmanlı döneminde tarih dersleri sadece hanedan tarihiydi. Hı hı. Selçuklu bile yoktu. Selçuklu'dan önce Karahanlı. Karahanlı bile yoktu. Karahanlı'dan önce Uygurlar. Uygurlar bile yoktu. Ondan önce Göktürk dediğimiz Türk devleti, o da yoktu. Kunlar, onlar da yoktu. Hiçbir nokta. Ondan önce ön Türkler, onlar yok. Türk ne? Türk, daha Türk diye bir şey yok da Osmanlı. Osmanlı da işte 6 asır önce yavaş yavaş gele gele 6 asır gelmiş. Hanedan tarihi okutuluyor. Evet. Tarih diye. E bu ne, bilinç verir mi? Ama Atatürk bu, İskitleri, Sakaları hepsini okuyor. Hepsini okuyor. Ve diyor ki, İnsanlık Atatürk'ün anlattırdıkları yapılan kurultaylar, kurultaydaki konuşmalar, batılı tarihçilerden aldığı bilgiler ve bütün bunlar sonucunda liselerde 4 yıldı lise Atatürk zamanında, 4 yıldı, 4 ciltlik bir tarih kitabı üretildi. Bu tarih kitabında dünya tarihi anlatılıyor, dünya tarihi içinde Türk tarihi anlatılıyor ama Türk tarihinin dünya tarihine olan etkisi de anlatılıyor. Birinci sınıfta birinci cilt, ikinci sınıfta ikinci cilt, üçüncü sınıfta üçüncü cilt, dördüncü sınıfta. Neden kaldırdılar Sayın Bakan? 1941'de kaldırıldı. Çünkü Atatürk'ten sonra ne yazık ki Atatürkçülükten uzaklaşılmıştır. Onun için ben Atatürk döneminden sonra bir Atatürk dönemi, Türkiye böyle yükseldi. Sonra yarım Atatürkçülük dönemi böyle gitti. Sonra yarım yamalak Atatürkçülük dönemi dalgalı. Yarım yamalak. Yarım yamalak. Sözde Atatürk dönülüyor, yapılan işlerin Atatürk'le ilgisi yok. Yani Menderes döneminde yapılan işlerle Atatürkçülüğün ne ilgisi var? Dil değiştirildi. Anayasa yerine esas teşkilat yasası, kanunu.
işte Sayıştay filan hepsi kaldı. Kamutay vardı mesela, hala yok. Kamutay Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamutay'dı o. Evet. Hepsi değiştirildi. Dil değiştirildi. Osmanlıca'ya ağırlık verildi. Dışarıdan bir müdahaleyle değiştirildi. Evet. Evet. Şimdi efendim dönelim biz Atatürk'ün tarih görüşüne, kuramına. Kuramına. Sanırım bunu anlatacak kadar vaktimiz var. Sonra kalırsa gelecek programda yine Türk devrimini anlatmayı sürdürürüz. Ama tarih çok önemli. Tarih devrimi çok önemli. Ayrıca Atatürk bir biliyorsunuz tarih kurumu kurdu. Türk tarih kurumu. Dil kurumu, tarih kurumu. Bu kurumlara o kadar çok önem veriyordu ki kendi payından, yani kendisi de para vererek kurduğu İş Bankası'nın İş Bankası'ndaki kendi payını kalıt mirasını olarak bu kurumlara bıraktı. Yani maddi çıplak mirası. Mülkiyetini, hisselerin çıplak mülkiyetini CHP'ye, CHP oradan hiçbir şey alamaz. Ama oradan kar payını, kazanç üleşini onu Dil ve Tarih Kurumu'na bıraktı ki onlar parasız kalmasınlar diye. Dil, tarih. Şöyle, çok kısa. İnsanlık tarihinde insanlar büyük bir dönem avcılık ve toplayıcılıkla dirliklerini sürdürdüler. Yaşamları. Avcılık, toplayıcılık. Yaşamak için temel ihtiyaç nedir? Yemek, içmek, barınmak. Temel ihtiyaç bu. Ne yiyecek? Avladılar kolay avlanabilen hayvanları, koyunları, kuzuları, keçileri, atları, efendim sığırları filan. Sonra diğerlerini de, yoksa mamutları filan bile. Bunları avlayarak bir avcılık dönemi. Ve toplayıcılık. Toplayıcılık da ağaçlardan yaban yemişlerini toplayarak yerde yenilebilir yemlikleri, otları filan. Yani siz yemlik yediniz mi hiç? Hayır. Köyde yaşamadınız öyle. Yaşayamadığım için. Tabii. Büyük eksiklik. Doğru. Biz yemlik yerdik. Yani bilirdik köyde yaşarken. Ben 10 yaşıma kadar köyde yaşadım. Yani hem yemliği bilirdik, hem alttan eşeleyip tohum çıkarırdık. Kahmut derdik mesela. Onları yerdik filan. Evet. Demek ki ta o zamandan kalmış. Yani bugün de köylerde yaşayan çocuklar onu yapıyorlardı. Niye çocuklar? Büyükler de yemlikleri ya da başka işte doğal yetişenleri alır, çorbaya falan katarlar filan. Onlarla geçiniyorlardı. Dolayısıyla böyle bir kültür oluşmuştu. İnsanlar bu üretim dokusu, yani kendilerine elde ettikleri, topladıkları avcılıkla ve toplayıcılıkla elde ettikleri bu yaban yiyecekler. Dolayısıyla sürüler halinde yaşarlardı. İşbirliği yapmaya başladılar. Tabii, klan diyorlar onlara. Evet. Sürüler. Yani aynı ana babadan gelen, oradan buradan ya da belki işlerinden kız alarak falan, erkek alarak kız, böyle yaşıyorlardı. Bu en az 100.000 yıl sürdü. Sürdü. İnsanlar sonra böyle tarım. Yaşıyor. Öyle bazılarının söylediği gibi hemen suhuf indi, sayfeler falan, onlar söylem. Böyle bir şey yok yani. Giyinmek için de o hayvanların postlar ya da yine doğada buldukları bir takım otlarla kendilerine işte bir şeyler yapıyorlardı giyinmek için. Barınmak için ağaç kovukları, mağaralar filan bu tür şeyler yaşıyorlar. 100.000 yıl. Evet. Sonra tarım devrimi oldu. İşte Atatürk'ün Türk tarih tezi burada başlar. Evet. Türk tarih kuramı. Tarım devrimini Türkler yaptı. Ya bunu söylerken delilsiz söylemiyor, belgesiz söylemiyor. Tabii ki. Dayanaksız söylemiyor. Buna belgeler buluyor ve bunlarla söylüyor. Türkler Turan, sonradan Turan denilen alanda yaşarken o alanın o meydana getirdiği uygun koşullardan da yararlanarak çoğaldılar. Çoğalınca o avladıkları hayvanları avlamak yerine toplayıp ahıllara biriktirip çoğalttılar. Böylece onu yaban hayvanlı, başka yırtıcı hayvanların yemesi yerine kendileri yemeye başladılar. Doğru. Onların sütünden
ve etinden ve yünlerinden yararlandılar. Bunun yanında tohumu toprağa dikip onu da geliştirdiler. Tabii buğday, arpa filan gibi tohumları toprağa dikip. Bir kısmını dikip, saklamayı. Saklamayı. Sonra kışın onları yemeyi öğrendiler. Evet. Atı evcilleştirdiler Türkler. Öylece at ile uzak yerlere gitme, çabuk gitme olanağı elde ettiler falan. Böylece bu hayat biçimi yerleşmeyi getirdi. Hı hı. Köyler oluştu. Köyler arasında alışveriş için panayırlar kuruldu. Ticaret. Orada da şehirler oluştu. Evet. Böylece Türk yerleşim hayatı başladı. Tabii sonra bu yani gelişme, iklim koşulları, başka gelişmeler sonucunda yine hayvanlarına otlar bulmak için yarı göçebelik oluştu. Hı hı. Türkler göçer. Karavanın atasını Türkler bulmuş, ön Türkler. Nasıl olmuş? İşte gezen evler, tekerlekli evler. Evet, çadırını tekerlekli ata bağladığı bir düzeneğin üzerine kuruyor. Evet, karavanın atası. Evet. Motor taktığınız zaman karavan oluyor. Evet. Şimdi peki sonra ne oldu? İşte burada yerleşenler doğal olarak devletleştiler. Devletleşmenin doğal sonucu budunlaştılar. Türk ulusu böyle oluştu. Milletleştiler, uluslaştılar. Böyle oluştu. Ama sadece Türkler budunlaştı. Yeryüzünün başka yerlerinde yine evet, başka insanlar, Hint'te, Çin'te, Amerika'da, Avrupa'da filan, hele Avrupa'da uygarlaşma çok geç olmuştu. Ağaçta yaşıyorlardı. Ağaçlı kovuklarında yaşıyorlardı. Evet. Ormanlar çoktu orada. Evet. İklim de uygun değildi aslında filan. Ama ne oldu? Bu Türklerden türlü nedenlerle, bu esas coğrafyadan kopup gidenler gittikleri yere uygarlığı taşıdılar. Uygarlığı. Mesela bunlardan birisi Bering Boğazı'ndan geçip Alaska üzerinden Amerika'ya gittiler. Amerika'da yine insanlar vardı. Evet, boş, ilkel topluluklar yani. Vardı. İlkel topluluklar vardı. Onlara Toltekler denir. Üç bölgeye gittiler. Bir kısmı İnka uygarlığını, bir kısmı Maya uygarlığını, bir kısmı Aztek uygarlığını kurdular. O uygarlığı kuran Türklerdir. Nitekim şimdi biz işte Mayaların dilinde Atatürk başlattı, biz sürdürdük. Efendim değerli hoca İsmail Doğan oralara gitti, çok görkemli bir vittik yazdı. Mayalar ve Türklük diye ispat edilmiştir, kesindir. Yani Maya uygarlığını kuran yönetici kabile Türk, yönetici kabile Türk, bu önemli. Evet. Yöneticiler Türk. Ama dillere dil oluşturuyorlar. Türkçeden birçok sözcükler koyuyorlar. Bir kısmı geldi, Sümerler oldu. Sümer metinlerinde diyor ki aşağı yukarı 7000 yıl önce geldiler. Hı hı. Mezopotamya denilen yere. Şaddülerab'da yani ki ırmağın birleştiği yer. Oraya diyorlar ki tabletli. Biz buraya geldiğimiz zaman buradaki yerli halk hayvanlar gibi eğilerek arklardan su içiyorlardı ve ağaçlardan yemiş toplayarak geçiniyorlardı. Ya oraya tarım uygarlığını getirdiler. Orada tuğlayı getirdiler. Tuğladan türlü evler, okullar ve tapınaklar yaptılar. Tapınağı niye yapıyor? Çünkü ataların inancında dağ tepelerine gidip Tanrı'ya yakarmak var. Orada dağ yok. Dağ yapıyorlar. Yüksek bir şey. Zigurat. Evet. Zigurat dediler falan. Yüksek bir yapı. Sümerler öyle oldu. Bir kısmı gittiler, Roma şehrini kurdular. Etrüskler. Efendim, gittiler bir kısmı Çin'i uygarlaştırdılar. Chu hanedanı gitti ve Chu Çin'de yaşayan halklardan devletleştirip millet yaptılar. Bir kısmı gitti, Kore milletini oluşturdu. Şimdi Atatürk'ün tarih tözü bu ama evet, çok yakınlardan onu destekleyen iki örnek vermek isterim. Şöyle, ben ilk defa 1990 yılında Aralık ayında Kazakistan'a gittim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hala vardı ve Kazakistan'ın başkanı Sovyet Sosyalist Kazakistan Respublikası'nın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbay. Konuşmamız ilginçtir ama onu anlatacak değilim. Ama o bana şunu söyledi. Dedi ki ben dedi yakında Kore'ye gittim.
Kore Cumhurbaşkanı bana dedi ki, Kore halkını millet yapan, buraya gelip Orta Asya'dan gelen Türk atalardır. Evet. Geldiler, bizi birleştirdiler, devlet yaptılar. Bir o devlet içinde biz millet olduk ama onlar bizim kalabalık halkımız içinde eridiler. Dolayısıyla kanımızın %20'si Türktür demiş. Buna benzer bir şey de İskandinavlarda. Her yerde bu var ya. Yani. Görüyoruz. Benim anlatayım, Mehmet Şandır anlattı. O işte eski milletvekili arkadaş. O onlar gitmişler. Çin devlet başkanıyla görüşürken Çin devlet başkanı demiş ki, Çin'i devletleştiren ve milletleştiren Chu hanedanı Türktür. Onlar geldikten sonra Han Çinliliği diye bir kavram oluştu. Ben de onlardanım. O bakımdan size yakınım demiş. Şimdi bunlar, yani tanıklı anlatıyorum ki Atatürk'ün tarih tezinin öyle boş söz olmadığı anlaşılsın. Asla o boş söz değildir, gerçektir. Ama Atatürk'ten sonra ne yazık ki Türkiye'yi yönetenlerde bu bilinç olmadığı için ve bu bilgi olmadığı için yani bunu böyle çok abartılı buldular herhalde filan. Ve Atatürk'ün döneminde okutulan bu tarih tezi ve tarih kitabı 1931'de başladı. 41'e kadar 10 yıl okutuldu. 41'de kaldırıldı. Keşke kaldırılmasaydı. Şimdi biz yeniden Evet. onu gündeme getirmek çabası içindeyiz. Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum Sayın Bakanım. Bazı araştırmacılar Türk hanedanının yönetici kesim demek Evet. olduğunu ve buduna da bu ismi verdiklerini, hani Osmanlı nasıl Osman'dan dolayı Osmanlı deniliyorsa sonradan buduna kendi o soyun kendi adını verdiğini söylüyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Ama şöyle katılıyorum. Bu zaten doğal bir şeydir. Yani biz bugünün kavramlaştırılması ve kavramların adlandırılması bilgisiyle bakarak geçmişteki Türklükten söz ediyoruz. Sanılmasın ki Türkler, bütün Türkler hem alanda yaygınlıklarıyla hem tarihteki derinlikleriyle kendilerine Türk diyorlardı. Hayır. Öyle bir şey olmaz. O yüzden Türk adına rastlayamıyoruz demek ki. Tabii olmaz öyle bir şey zaten. Yani ne zaman oldu Türk adının yaygınlaşması? Türk devleti biz adına Göktürkler diyoruz. Aslında o devletin adı Türk devletidir. Budun adı da Türktür. Yani buduna da Türk budunu denilir. Ama ilginçtir mesela Türk budunu dışında yine bizim budunumuzdan olan Türk işler vardır o zaman da. Evet. Yazıtlarda var. Bilge Kağan yazı sizin önünüzde. Evet, Kutlu Söylev'de var o. Türk işler Türk ama adları Türk iş. Evet. Dokuz Oğuzlar var. Türk ama adları Dokuz Oğuz. Anadolu'da Turukku Krallığı var. Var o da adı yine. Evet. Kırgızlar var. Adları Kırgız ama Türk. Türk. Onlardan söz ederken Bilge Kağan, Türk'ümdü, bir Türk'ümdü, budunumdu. Ama yanıldı diyor ama kendisi de onlara Dokuz Oğuzlar diyor. Sonra seslenirken de Türk Oğuz Beyleri diye sesleniyor filan. O tabii Göktürk Kağanlığı çok geniş bir alanda hüküm sürdü. Kurucu atalardan başlayarak, ya yani bu ministemi kağanlardan başlayarak çok geniş bir alana yayıldı. Nerelere yayıldı? Doğuda okyanusa kadar gitti. Okyanusa talu diyorlar. Talu. Yani talu demek okyanus demek. Türkçesi var yani. Taluya kadar gidiyor. Sınır talu. Ondan öteye gitmiyor. Adalara gitmiyor yani. Orada duruyor. Güneyde Tibet'e kadar gidiyor. Tibet sınırında duruyor. Tibet'e girmiyor. Kuzeyde Karanlıklar ülkesine kadar gidiyor. Orada duruyor. Karanlıklar ülkesi yani biliyorsun Altay karanlık Evet. falan gidiyor ama oralara kadar gidiyor alıyor. Batıda da Urallara kadar. Batıda Urallara kadar gidiyor ve Ortalık Asya'nın da bir bölümünü alıyor. Şimdi böyle olunca burada kendisinin yönettiği alandaki bütün uyruklarına yani bütün bireylere Türk denilmeye başlıyor. Kültür birliği. Dil birliği, Dil kültür birliği. birliği, onlar adı Türk oluyor. Ondan sonra Türk oluyor.
Türk oluyor. Yani şimdi de mesela bugün bakıyoruz ne oluyor? Biz Türkiye Türklerine Atatürk, Türk dedi, Türk dedik. Daha önce ne deniliyordu? Osmanlı deniliyordu. Yani Türktüler bugünkü kavrama göre ama kendilerine biz Osmanlıyız diyorlardı. Hatta vardır bir takım o dönemle ilgili anılarda. Siz Türksünüz deyince köylüye, yok beyim estağfurullah biz Osmanlıyız. Sizin dediğiniz şu yukarıda dağlarda yaşar. Dağlarda yaşayanlar kim? Aleviler. Tam yani, Türk işte. Alevilere Türk diyorlar. Tamam. Türk Alevi o zaman. Evet. Türk, Türkmen falan deniliyor. Ama kendilerine bilinç Türk yoktu çünkü. Oldukları bilinç yok. Evet. Osmanlı diyorlar. Atatürk bize Türk olduğumuzu öğretti. Var olsun. Bize Türk olduğumuzu öğretti. Buna mukabil Ortalık Asya'da, Asya'da yaşayan Türkler eskiden kendilerine Türk derlerdi. Oranın adı da Türkistan'dı. O yüzden Türk'tü. Ama Ruslar onlara Çarlık Rusyası'ndan başlayarak sonra Sovyet Rusyası'nda da sürdürülerek ayrı adlar verdi. Yani dedi ki siz Türkmensiniz. Tamam onlar da Türkmen. Türk olduklarını biliyorlardı ama siz Türkmensiniz. Siz Kazak, siz Kırgız, siz efendime söyleyeyim Tatar, siz Başkurt, Yakut. Siz şu filan. Siz Yakut. Yakutlar kendilerine Saha diyorlar. Yaka. Ama Ruslar Yakut dedi. Siz Yakutsunuz filan diye ad koydu. Hatta çok ilginçtir. Çinliler de 9 Oğuz Türkleri olan, Türk oğlu, Türk olan, hepsi Türk de bugün Uygur denilenlere de siz Uygursunuz dediler. Hatta şöyle diyorlar. Yani sizin burada daha önce yaşayan Uygur diye bir halk vardı. Onlar da Türk. Şimdi size biz Uygur diyelim. Onlar böl, da peki parçala, dediler. Yönet. Tabii ki. Peki dediler. Ya ben Dünya Tatarları Kurultayı'nda şöyle bir konuşma yaptım. 1992 dedim ki şöyle başladım söze. Dünya Tatarları Kurultayı Kazan'da. Yani hem tabii ki Tataristan'dan gelenler var. Hem Başkurdistan'dan gelen Tatarlar var. Hem Sibirya'dan gelen Tatarlar var. Türkiye'den de ben gittim. Ben hem Tatarım, hem Başkurdum, hem Kazağım, hem Kırgızım, hem Türkiye Türküyüm, hem Türkmenim. Ben de hepsi birden var. Biraz o dönem herkes beni çağırıyor. Gittim ve söze şöyle başladım. Gittiğim yerlerde de çabucak bir gün içinde oranın Türkçesini öğrenir. Onların Türkçelerinden konuşurum. Öyle de bir kabiliyet, yeteneğim var. Dile yeteneğim yok ama Türkçelere var. Yetenekten çok galiba yürekten geliyor. Önce selam verdim. Sonra dedim ki dünyada çok ilginç şeyler var. Tatarlar Tatar değil, Bulgarlar Bulgar değil. Bir kahkaha, bir alkış koptu. Çünkü onlara Tatar adını veren Ruslar Tatar, doğru, Tatar diye diye onlar da Tatarız demeye başladılar. Evet. Fakat aydınları dediler ki ya biz Tatar falan değiliz, biz Bulgarız. Çünkü Büyük Bulgar Devleti'nin kurulduğu yer o zaman adları Bulgar'dı. Biz devletimizin adını Bulgarya diye değiştirelim. Sonra dediler ki ya karışıklık olur, Bulgarya diye bir devlet var. Biz yine Tatar olarak devam edelim. Ama ben onu söylüyorum. Yani. Peki Bulgarlar niye Bulgar değil? Çünkü bugünkü Bulgarlar da bildiğiniz Bulgar Türkleri değildir. Ya, ya nedir? Orayı yöneten Aşparuh adlı Bulgar Tigini orada orayı devletleştirdi. Büyük Bulgarya'dan ayrıldı, devletleştirdi. Ve yöneticiler Türktü, Bulgar Türkleriydi. Evet. Yani aristokratlar falan, asiller falan elit Bulgar tabaka. Türküydü. Orada yaşayan büyük kalabalık Slav halkına karıştılar. Karışınca yeni bir yapı, yeni bir ulus ortaya çıktı. Bu Bulgar ulusudur. Bu Bulgar ulusunun kanında, kültüründe, dilinde çok Türklükten çok etkiler vardır. Ama kalabalık halk Slav halkıdır. Evet. Ama bu arada onu da söyleyeyim. Mesela Bulgarlarla Makedonlar aynı halktır. Evet. Makedonya diye bir yer var ya. Evet. Hatta Bulgar milliyetçileri derler ki siz Bulgarsınız ne Makedon'u. Dilleri birdir. Aynı dili konuşurlar. Ama işte onlara Bulgar demiş, ötekilere Makedon demiş. Yani ayrım budur yani.
Torveşler vardır mesela. Torveşlerle ben görüştüm. Biz Türk'üz dediler. Dilimizi kaybetmişiz. Bize Türkçe öğretin filan dediler. Torveşler. Onlar da Makedonca konuşurlar. Müslümandırlar. Yani Makedon'un Müslümanına Torveş demiş falan. Yani halklara çok defa, sadece bu bizim için değil, halklara adını başkaları koyarlar. Bize de Türkiye'ye de burası Türkmenya dediler önce tarihte. Türkmen boyları çok olduğu için. Sonra Türkiye dediler. Türkiye. Ya hatta dediler. Önce. Türkiye diye söylendi. Ses uyumundan dolayı Türkiye'ye döndü sonra. Türkiye'ye döndü sonra, evet. Sonra falan. Dolayısıyla yani şu yanlışı yapmamak lazım. Ya bir Kazak'la karşılaştığınız zaman siz Türksünüz derseniz o yanlış anlar. Siz onun ulus yapısını karşı çıkıyorsunuz, reddediyorsunuz. Türkiye Türklüğüne bağlıyorsunuz zanneder. Hı hı. Çünkü onların Türkçesinde biz Kazak'ız deyince bütün sıkıntı gidiyor. Ben öyle yaptım. Biz Kazak'ız dedim. Ne olur adımız ne olursa kesinlikle. Olsun ama adımız sonunda Türk'tür. Bir süre sonra onlar da Türk demeye başladılar. Hı hı. Çünkü onlara Ruslardan öğrendikleri, Rusçadan öğrendikleri iki sözcük var. Bir Türk, bir Türki. Hı hı. Türk demek Türkiye Türkü demek onlardan. Türkiye Türk'ün adı Türk. Kendileri Kazak ama toplam olarak Kazak, Kırgız, Türkiye Türk'ü onun adı Türki'ydi diyorlar. Hı hı. Türkü sözünü hiç sevmedim. Sevmedim Türkiye ama devletler. Uygulamada da kolaylık sağlıyor. Yani siz Türki halklar deyince kimse itiraz etmiyor. Öyle Türk dünyası falan gibi kavramlara başlangıçta çok karşı çıkıyorlardı. Çünkü yanlış anlıyorlardı. Hı hı. Yani dolayısıyla Türk sözü, hani sorunuzun cevabını uzun verdim ama iyi oldu. Teşekkür ederim. Türk sözü, Türk devleti birçok Türk'ün egemeni olunca, yani devletin içine alınca yayılmıştır. Ama sadece yöneticiler Türk'tü diyorlarsa yanlış. Hayır, onlar zaten yok, Türk ünvandı budunu, diyorlar. Türk bir ünvandı diyorlardı. Evet. Evet. Böylece bizi Türk, yeniden Türk yapan, Türklüğü bize öğreten ulu atamızın tini önünde saygıyla eğiliyoruz. Evet. Ve yeniden Atatürk dönemindeki bilince dönmek, tam laik bir ülke olmak, tam bilim yolundan giden bir ülke olmak, ulus bilincinde bir ülke olmak, şu ümmet safsatasından kurtulmak ve Türklük yolunda yürümek üzere iyilik, sağlık, esenlik ve başarılı uzun dirlik diliyorum. Tanrı Türkiye kut versin diyorum. Tanrı Türkiye kut versin. Sağ olun. Sağ olun değerli izleyicilerimiz.